Tekrardan herkese merhaba. Bugünkü dersimizin konusu histogram istatistiklerini kullanarak yerel iyileştirme. Bir önceki videoda histogram eşitlemesini öğrenmiştik. Bu videoda ise lokal fotoğraf pencerelerini kullanarak fotoğraflarda görünmeyen yerleri nasıl görünür hale getirebiliriz buna bakacağız. Evet, başlayalım isterseniz. Bu slaytta sol tarafta oldukça karanlık bir fotoğraf görüyorsunuz. Biz bu fotoğrafı histogram eşitlemesi kullanarak daha görünür bir hale dönüştürebiliriz. Burada da gördüğünüz gibi soldaki fotoğrafta net bir şekilde görülmeyen birçok ayrıntı sağdaki fotoğrafta iyi bir şekilde, net bir şekilde gözüküyor. Mesela soldaki fotoğrafta buradaki şu karanlık noktalardaki şeyleri pek iyi göremiyorsunuz. Burada olan şeyleri göremiyoruz biz. Yani net bir şekilde göremiyoruz. Ancak bu fotoğrafa bakarsanız eğer, mesela buradaki bu nesne çok daha net bir şekilde gözüküyor burada. Aynı şekilde bu nesne için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Ancak mesela elimizde böyle bir fotoğraf varsa, bu fotoğrafın karanlık bölgelerini, gömülmüş bilgileri görülür hale getirmek için histogram eşitlemesini kullanmak iyi bir tercih mi sizce? Yani burada gördüğünüz fotoğraf gerçek bir fotoğrafı yansıtmayıp sadece örnek olması için yaratılmış olsa bile bazen elimizdeki fotoğraflardaki karanlık bölgeler fotoğrafın tamamında yer almıyor. Sadece belirli bölgelerinde toplanmış oluyor. Yani burada gördüğünüz gibi bu karanlık bölgeler bu fotoğrafın her tarafında bulunmuyor. Sadece belirli noktalarda toplanmış karanlık bölgelerden oluşuyor bu fotoğraf. Bu sebepten dolayı histogram eşitlemesi böyle fotoğraflar için, yani sadece belirli bölgeleri karanlık olan fotoğraflar için pek iyi bir seçenek olmayabilir. Neden? Çünkü mesela bu fotoğrafa histogram eşitlenmesi uygulandığı zaman burada sağda gördüğünüz fotoğraf elde ediliyor. Yani bu fotoğrafta pek işimize yaramayan bir fotoğraf. Çünkü hem karanlık bölgedeki bilgiler çok fazla gün ışığına çıkmamış oldu. Hem de bunun yanı sıra burada biz bir sürü gürültü elde etmiş olduk bu histogram eşitlemesi yüzünden. Bunun sebebi ise histogram eşitlemesinin global olarak, yani fotoğrafta global olarak çalışıyor olması ve global olarak çalıştığı için de böyle bir sonuç elde etmiş oluyoruz biz buradaki renk değişiklikleri yüzünden. Peki şimdi bu konu hakkında ne yapabiliriz? Yani mesela fotoğrafımızdaki karanlık bölgeler sadece belirli noktalara toplanmışsa buradaki bilgileri açığa nasıl çıkartabiliriz? Bunu öğreneceğiz bu derste. Evet, başlayalım. Bu videoda lokal histogram istatistiklerini kullanarak fotoğrafın belirli noktalarındaki görüntüyü nasıl iyileştirebiliriz? Bunu öğreneceğiz. Burada gördüğünüz gibi buradaki sağdaki fotoğrafta lokal histogram istatistikleri bizim ihtiyacımız olan bölgelerdeki yerleri aydınlatarak, yani bizim ihtiyacımız olan bilgileri daha görünür hale getirdi. Ve fotoğrafın diğer kısımlarına, yani burada gördüğünüz mesela gri kısımlara falan hiç dokunmamış oldu. Bu da bizim istediğimiz şeydi bu fotoğraf için. Evet, şimdi de bu lokal histogram istatistiklerini uygulayabilmemiz için gerekli birkaç tane terim var. Bu terimler hakkında konuşalım. Bunları öğrenelim öncelikle. Bu terimlerden ilki ortalama diye geçiyor. Bu terim İngilizce'de mean olarak geçiyor. Bunu da aklınızın bir köşesinde bulunmasının faydası var. Şimdi bu ortalamanın burada gördüğünüz tanımı, yani bu formülde gördüğünüz tanımı size biraz yabancı gelebilir. Yani daha önce görmemiş olabilirsiniz. Ancak buradaki formülün yaptığı şey aslında sizin çok iyi bildiğiniz ortalama almayla aynı şeyi yapıyor aslında. Bu formülde gördüğünüz bu M ortalamaya denk geliyor. Yani buradaki bu sembol ortalamaya işaret ediyor. Burada gördüğünüz L fotoğrafın alabileceği maksimum değer. R herhangi bir piksel değeri. Ve PR bu piksel değerinin görünme olasılığı. Bu görünme olasılığında bir önceki derste histogramları anlatırken görmüştük. Yani bu pikselin değerinin görünme olasılığını nasıl bulabileceğiniz hakkında konuşmuştuk. Evet, bu terimlerden ilki ortalama. Bunu da biraz sonra bir örnek üzerinden tam olarak bu nasıl hesaplanıyor bunu göreceğiz. Ancak buradaki formül sizin aklınızı pek karıştırmasın. Yani yabancı gelebilir size, ancak ya bu formülün yaptığı şey sizin çok iyi bildiğiniz ortalama almak sadece. Evet, devam edelim. İkinci öğrenmemiz gereken terim variance. Variance elimizdeki verilerin, yani bu durumda fotoğraftaki piksel değerleri oluyor bu elimizdeki veriler, ortalamaya göre ne kadar etrafa saçıldığını gösteren bir değer. Yani bunu size gösteren bir değer. Variance burada gördüğünüz genel n'inci moment formülü kullanılarak hesaplanılabilir. Buradaki formüldeki n yerine siz 2 koyduğunuz zaman varyansın formülünü elde etmiş oluyorsunuz. Ve bu varyans formülünü de aşağıdaki fotoğraftan görebilirsiniz. Evet, buradaki formülde gördüğünüz değerler neyi temsil ediyor? Buna bir bakalım. Burada mu n diye geçen değer n'inci moment olarak geçiyor. L her zamanki gibi fotoğrafın alabileceği maksimum değer, piksel değeri. R herhangi bir piksel değeri ve PR bir önceki formülde de olduğu gibi bu piksel değerinin görünme olasılığı. Buradaki M bir önceki formülde gösterdiğimiz ortalama değer ve sigma'nın karesi, yani burada gördüğünüz sigma'nın karesi varyansa denk geliyor. Buradaki sigma ise standart sapmayı gösteriyor bize. Yani standart sapma varyansın kare kökü olmuş oluyor.
Yani bu değerin varyansın kökünü alırsanız eğer standart sapmayı elde etmiş oluyorsunuz. Bunu da ileriki videonun ileriki kısmında nerede kullandığımızı konuşacağız. Yani standart sapmayı kullanacağız biz ileride. Evet, gerekli terimleri öğrendiğimize göre şimdi lokal histogram istatistiklerini nasıl kullanabiliriz? Buna bir göz atalım. Burada ben adım adım yapmanız gereken her şeyi anlatacağım. Evet, başlayalım şimdi. Şimdi ilk olarak elimizdeki fotoğrafın ortalamasını bulmamız gerekiyor. Burada hesaplayacağımız fotoğrafın ortalaması ileride, yani bunun adına biz ileride global ortalama diyeceğiz. Bunun sebebi ise bu ortalamayı bizim bütün elimizdeki yani full resmi kullanarak, full fotoğrafı kullanarak hesaplıyor olmamız. Bu sebepten dolayı buna biz global ortalama diyoruz. Yani mesela örnek olarak elimizde böyle bir fotoğraf olduğunu varsayalım. Bu fotoğraf 5'e 5 bir fotoğraf şu anda. Ve burada gördüğünüz değerlerse bu fotoğraftaki piksel değerleri. Şimdi bu fotoğrafın ortalamasını bulalım. Yani biraz önceki slaytta gördüğümüz formülü kullanarak yapacağız bunu. Yani biraz önceki slaytta gördüğümüz formül de neydi? Ona bir daha bakalım. Yani bu slaytı tekrardan açarsak eğer fotoğraftaki piksel değeriyle, yani burada gördüğünüz fotoğraftaki piksel değeriyle bu piksel değerinin görünme olasılığını çarpıyoruz. Ve bunu bütün pikseller için yaptıktan sonra bunların hepsini topluyoruz birbiriyle. Tamam, şimdi geri dönelim fotoğrafımıza, örneğimizden bakalım, bunu yapalım. Şimdi ilk olarak 0 pikselinin bu fotoğrafın içinde görünme olasılığına bakalım. Bu fotoğrafa baktığınız zaman 0 pikselinden sadece bir tane olduğu için burada da şu anda yazım hatası yaptığımı fark ettim. Bu 1/10 değil 1/25 olacak aslında. Bunu da hemen düzelteyim ben. Evet, şu anda bunu düzelttim ben. 1/10 değil 1/25 olması gerekiyordu bunların. Devam edelim. Şimdi bu sıfırın görünme olasılığı bu fotoğrafta. Bu sıfırdan bir tane var bu fotoğrafın içinde. Başka yerde göremiyoruz bunu. Ve bu fotoğrafın içinde toplamda 25 tane piksel bulunuyor. Yani bu fotoğraf 5'e 5 olduğu için 25 tane piksel var burada. O yüzden sıfırın görünme olasılığı burada 1/25'ten 0.04. Aynı şekilde bunu diğer piksel değerleri için de hesaplıyoruz. Mesela 10 için bakalım. Onu burada bu fotoğrafın içinde iki yerde görebiliyoruz. Biri burada, diğeri ise burada. Bu sebepten dolayı 2/25'ten 10'un görünme olasılığı 0.08. Şimdi formülümüz neydi? Pikselin değeri çarpı pikselin görünme olasılığını yapıp, yani bunu hesaplayıp, bunu bütün pikseller için hesaplayıp sonra bunların değerini topluyoruz. Yani bunu yaptığınız zaman elde ettiğiniz değer, yani bu fotoğrafın global ortalaması 30 olarak bulunuyor. Ve şu anda bunu bulduk, elimizde var bu bilgi. Devam edebiliriz. Evet, şimdi de ikinci adımda fotoğrafın varyansını bulmamız gerekiyor. Yani yine bütün fotoğrafı kullanacağımız için buna global varyans diyeceğiz biz ileride. Peki bunu nasıl yapıyorduk? Buradaki yine bir önceki slide'da yaptığım hatanın aynısını burada da yapmışım. Burada 1/10 değildi, 1/25 olması gerekiyor bunun. Evet, bunu bu slide için de düzelteyim hemen. Evet, şu anda bunu da düzelttim burada. Şimdi varyansı bulmak için kullandığımız formül neydi? Piksel değerini, yani burada gördüğünüz piksel değerinden global ortalamayı çıkarıp bunun karesini alıyorduk. Ve bunu da bu pikselin görünme olasılığıyla çarpıyorduk. Yani mesela burada 0 için 0 eksi bu global ortalama 30, bunun karesi. Ve 0'ın görünme olasılığı 0.04. Tamam, bunu 0 için yapmış olduk burada. Şimdi aynısını 5 pikseli için yapıyoruz. 5 eksi global ortalama 30'un karesi çarpı 5'in görünme olasılığı 0.04. Bu şekilde devam edeye de bütün pikseller için yaptıktan sonra bunu topluyoruz bu değerlerin hepsini ve global varyansımızı 250 olarak bulmuş oluyoruz. Bir önceki videoda da dediğim gibi kendinizi olasılık teorisinde biraz daha eksik hissediyorsanız eğer bunu yorumlar kısmına yazabilirsiniz. İleride olasılık teorisiyle ilgili bir tutorial serisi çekmeyi düşünebilirim ben de. Evet, devam edelim. Şimdi üçüncü adım diğerlerine göre en kolay adım ama önemli bir adım. Şimdi sırada lokal olarak çalışmak için bir pencere boyutu seçmek var. Bu pencere olayını ileride göreceğimiz konvolüsyon denilen bir operasyon var. Orada da kullanacağız. Ve bu önemli bir operasyon. Bu operasyonun ne yaptığını, nasıl işlediğini yakın bir zamanda fotoğraflarla filtreleme konusunu gördüğümüz zaman anlatacağım. Ama şimdilik bunu bir giriş videosu olarak düşünebilirsiniz. Yani bu konvolüsyona bir giriş olarak düşünebilirsiniz. Tam olarak burada konvolüsyon yapmıyoruz biz ama bu pencere fikri konvolüsyon operasyonunda da işlediği için bu bir giriş olmuş oluyor konvolüsyona. Evet, devam edelim. Burada bir örnek olması açısından ben pencere boyutu olarak 3 seçtim. Yani bu pencere 3'e 3 bir pencere. Burada da gördüğünüz kırmızı alandaki pencereden bahsediyorum ben. Bu pencerenin orta noktasını pencerenin merkezi olarak aldığımızda, yani burada 15'in olduğu yerde duran noktayı, bu pencereyi kullanarak yapacağımız şey
Bu pencerenin merkezini teker teker her bir pikselin üzerine koyarak pencerenin içerisinde kalan piksellerle bir şeyler yapmak olacak. Sadece bu pencerenin içerisindeki pikselleri kullandığımız için burada lokal kelimesini kullanıyoruz. Mesela biraz önce global ortalamayla varyansı hesapladık. Burada bütün fotoğrafı kullandığımız için biz buna global diyorduk. Şimdi de sadece bu pencereyi kullandığımız için buna lokal diyoruz. Şimdi burada mesela bu pencerenin merkezi 15 pikselin üzerinde duruyor. Bu sebepten dolayı bu pencere buraya tam olarak sığıyor. Ama mesela biz bu pencerenin merkezini onun üzerine koymak isteseydik ne yapacaktık? Bu sefer bu pencere sığmayacaktı buraya. Yani belli bir kısmı dışarıda kalmış olacaktı. Ya bunun için size yapabileceğiniz bazı olayları, yani yapabileceğiniz bazı şeyleri ileriki videolarda anlatacağım ben. Ancak şu anda bu video için bunu bilmek çok gerekli değil. Biz sadece pencerenin dışarıda kalan kısımlarını sanki yokmuş gibi varsayıp öyle devam edeceğiz. Yani mesela burada 10'un üzerine koyduğumuz zaman bu pencereyi ne olacak? Sadece 10, 20, 15 ve 15 ve 5 bu pencerenin içinde olmuş olacak ve biz sadece bu piksel değerlerini kullanarak bir şeyler yapacağız. Pencerenin fotoğrafın dışında kalan kısımlarını da yokmuş gibi farz edeceğiz. Ancak ileriki derslerde bu durumlar için yani başka ne yapabilirsiniz bunun hakkında da konuşacağız. Evet, devam edelim. Şimdi global olarak fotoğrafın ortalamasını ve varyansını bulmuştuk biz. Şimdi de aynı şekilde bu pencerenin içindeki ortalamayı ve varyansı bulacağız. Şimdi burada da gördüğünüz gibi 10 piksel değerinden bu pencerenin içinde bir tane var sadece. Bu pencerenin içinde de 9 tane piksel değeri var. Bu sebepten dolayı onun bu pencerenin içinde görünme olasılığı 0.11, yani 1 bölü 9'dan 0.11. Burada biz yine ortalamanın formülünü kullanıyoruz. Piksel değeri 10 çarpı pikselin görünme olasılığı 0.11 ve bunu biz bütün piksel değerleri için yaptıktan sonra topluyoruz. Bu pencerenin içindeki lokal ortalamanın 21.66 olduğunu buluyoruz. Yine aynı şekilde varyansın formülünü de kullanarak teker teker bu işlemlerin aynısını yapıyoruz ve bu pencerenin içindeki lokal varyansın 105.55 olduğunu buluyoruz. Şimdi size örnek olması açısından bu pencereyi kaydıra kaydıra ben birkaç tane daha örnek göstereceğim size ki pencereyi her bir pikselin üstüne koyup hesaplamak tam olarak ne demek bunu daha iyi şekilde anlayabilin. Mesela şimdi burada gördüğünüz gibi pencereyi bir piksel yana kaydırdım. Yani bu pencerenin orta noktası şu anda 25 pikselin üstünde duruyor. Ya tabii ki de ben bu işlemlere biraz ortadan başladım. Normalde bu pencereyi 10'un üzerine koyacaksınız. Sonra 20'nin üzerine 30, 40, 50. Ya bu şekilde devam edeceksiniz. Ben direkt burada 15'ten başladım. Şimdi 25'i gösteriyorum. Bu pencerenin ortalamasıyla varyansını da burada görebilirsiniz. 31.66 ile 105.55. Burada da fark ettiğiniz gibi bu varyansla ortalama bir önceki değerde yani bir önceki slide'da bulduğumuz değerlerden farklı. Çünkü burada lokal ortalamayla lokal varyansı hesaplıyoruz biz. Evet, devam edelim. Burada ben pencereyi bir kere daha kaydırdım ve yine ortalamayla varyansı hesapladım. Şimdi bu kadar örneğin yeterli olduğunu düşünüyorum. Yani pencereyi nasıl kaydırıyoruz bunu görmek için. Şimdi de devam edelim. Yani adım adım anlatmaya bir sonraki işlemde bunu gösterelim. Evet, son adımla geldik şimdi. Bu son adımda da bütün pencereler için ortalama ve varyans değerlerini bulduktan sonra bu değerleri global ortalama ve varyansla karşılaştıracağız biz. Eğer pencerenin ortalaması ile standart sapması, yani standart sapma neydi? Varyansın karekökü. Global ortalama ve standart sapmaya göre belirli bir aralıkta ise bu penceredeki piksel değerlerini sabit bir sayı ile çarpıyoruz. Burada bu işlemin matematiksel olarak tanımlanmış halini görebilirsiniz. Evet, bu ifadeye bir göz atalım şimdi. Bu ifade neymiş? Teker teker bakalım. Şimdi bu formülün içindeki fx, y olarak gördüğünüz şey sizin. Bu fotoğrafın içindeki x ve y koordinatındaki piksel değeri. Yani atıyorum mesela bu x koordinatı 0, 0'dan başlıyor olsun. Mesela bu 30 piksel değeri ne oluyor? F0, 2 olmuş oluyor. Yani buradaki x ve y koordinatındaki değere bakmış oluyoruz biz. Aslında F2, 0 oluyor. 0, 2 değil ama yani siz burada anladınız. X ve y koordinatındaki piksel değeri. Tamam, devam edelim. Buradaki formülde gördüğünüz c bizim belirlediğimiz sabit bir sayı. Yani burada c'yi biz seçiyoruz. Bu 10 olabilir, 20 olabilir. Farklı problemlere göre farklı c değerleri seçebilirsiniz. Bunu da hani probleminize göre deneme yanılma yoluyla bulabilirsiniz c'nin değerini. Buradaki gx bizim çıkıştan alınan piksel değeri, yani fx burada içine bu fonksiyonun içine koyduğumuz piksel değeri, gx ise çıkıştan aldığımız piksel değeri. Burada gördüğünüz sizin k0, k1, k2 ve k3 yine bizim seçtiğimiz sabit değerler. Bunu biz yine kendi kafamıza göre seçiyoruz. Ancak bu değerler genellikle 0 ile 1 arasında oluyor. Evet, burada gördüğünüz sigma, sizin sigma standart sapmaya denk geliyor. Yani varyansın karekökü. M her zamanki gibi ortalama ve SXY diye gördüğünüz şey ise pencereye denk geliyor. Yani şimdi bu
bunların, bu sembollerin ne demek olduğunu bildiğimize göre bu formülü bakıp anlamaya çalışabiliriz. Şimdi bu fonksiyona göre burada gördüğünüz gibi pencerenin ortalaması, burada mg olarak gördüğünüz şey global ortalama. Yani global olarak bulduğumuz, bütün piksel değerlerini kullanarak bulduğumuz ortalama. Buradaki ms xy ise pencerenin ortalaması. Şimdi burada pencerenin ortalaması global ortalamaya göre global ortalamanın belirli bir sabit sayılarla çarpımının arasında yer alıyorsa eğer ve aynı şekilde pencerenin standart sapması global standart sapmanın belirli bir katsayılarla çarpımının arasında yer alıyorsa eğer bu pencerenin içindeki piksel değerlerini biz c diye bir sabit bir sayıyla çarpıyoruz. Başka bütün durumda bu pencerenin içindeki piksel değerlerini ellemiyoruz, olduğu gibi bırakıyoruz biz. Şimdi bunun daha iyi anlaşılabilmesi için bir tane örnek yapalım. Örnek üzerinden görelim bunu. Evet, şimdi örneğimizde buradaki bu pencereyi dikkate alacağız. Yani varsayalım ki şu anda programımızda bu pencereyi dikkate alıyoruz. Diğerleri için de tabii bunu teker teker hesaplamamız gerekiyor. Biz ama sadece bu pencere için yapacağız bu örneği. Biraz önceki slaytlarda biz burada global varyansı 250 olarak bulmuştuk bu fotoğraf için. Ancak bizim burada sigma'ya, yani standart sapmaya ihtiyacımız olduğu için bu varyansın karekökünü alıyoruz biz. Bu da 15.81'e denk geliyor. Aynı şekilde önceki slaytlarda M global, yani global ortalamayı biz 30 olarak bulmuştuk. Bu değerleri biz daha önce bulmuştuk. Şimdi yapmamız gereken şey bu pencerenin içindeki ortalamayı ve varyansı bulmak. Burada gördüğünüz gibi ben bunu videoyu başlatmadan önce bulmuştum zaten. Bu pencerenin içindeki ortalama 33.33. Aynı şekilde bu pencerenin içindeki varyans da 105.55. Şimdi bu pencerenin içindeki varyansın karekökünü alıp standart sapmayı buluyoruz. Bu pencerenin standart sapması. Şimdi bu pencerenin standart sapması 105.55'in karekökünden 10.27. Aynı şekilde dediğimiz gibi bu pencerenin ortalaması da 33.33. Bunları da nasıl hesapladığımızı görmüştük daha önceden. Şimdi ben burada mesela atıyorum K1, K2, K3 ve K4 için 0, 0.1, 0, 0.1 alacağım. Yani K1 0, K2 0.1, K3 0, K4 de 0.1. Yani bunları ben seçtim şu anda. Kendi kafama göre seçtim. Aynı şekilde C'ye de 25 değerini veriyorum ben. Bunu da aynı şekilde kafama göre seçtim ben. Siz elinizdeki fotoğrafa göre ve probleme göre bunları deneme yanılma yoluyla bulmanız gerekiyor bu değerleri. Şimdi buradaki koşul neydi? İki tane koşul vardı. Bir önceki slide'daki bu formüle bakarsanız eğer, ya buradaki iki tane koşul AND yani ve logic kapısıyla bağlanmış şu anda birbirine. Buradaki ilk koşul ortalamayı ilgilendiren bir koşul ve ikinci koşul da varyansı, yani standart sapmayı ilgilendiren bir koşul. Şimdi bu koşullara bakalım teker teker. Ortalama koşulu neydi? K0 ile M globali çarpıyoruz ve K1 ile de M globali çarpıyoruz. Ve bu pencerenin ortalaması bu değerlerin arasında mı değil mi, buna bakıyoruz. Şimdi K0 yerine ben 0 seçmiştim. Global ortalamada 30. Bunları çarpıyorum. K1 olarak da 0,1 seçmiştim. Global ortalamada 30. Yine bunları çarpıyorum ben. Ve bu pencerenin ortalaması, yani 33.33, bu iki değerin arasında mı, buna bakıyorum. Tamam. Baktım ve bu iki değerin arasında olmadığını gördüm ben. Aynı şekilde standart sapma için de aynı şeyi yapıyorum yani burada. K2 olarak ben 0 seçmiştim. Global standart sapma 15.81, bunları çarpıyorum. K3 olarak 0.1 seçmiştim. Global standart sapma 15.81, bunları çarpıyorum ben. Bu pencerenin standart sapması 10.27 idi. Bu değerin bunların arasında olup olmadığına bakıyorum. Bu da değil. Yani bu iki koşulda sağlanmadığı için bu pencerenin içindeki piksel değerlerini ben hiç ellemiyorum, bırakıyorum. Bu şekilde kalıyor bu. Ancak mesela bu iki değer de, iki koşul da sağlanmış olsaydı bu pencerenin içindeki bütün piksel değerlerini ben 25 ile çarpardım ve bu şekilde değiştirirdim bu piksel değerlerini. Yani ne yapardım? 15 x 25, 25 x 25, 35 x 25. Yani buradaki bütün değerleri 25 ile çarpardım ve bu fotoğrafın içindeki bu piksel değerlerini böyle değiştirmiş olurdum. Evet, şimdi bu işlemi siz uyguladığınız zaman elde ettiğimiz sonucu burada görebilirsiniz. Soldaki fotoğraf input olarak, yani girişte koyduğumuz fotoğraf. Sağda aldığımız fotoğrafta bu biraz önce anlattığımız lokal histogram istatistiklerini uyguladığımız zaman elde ettiğimiz sonuç. Burada da gördüğünüz gibi şu anda bu karanlık noktaların içinde gömülü olarak bize verilen bu bilgileri biz gün ışığına çıkarmış olduk. Yani şu anda çok daha net bir şekilde görebiliyoruz bunları. Bunu da lokal histogram istatistiklerini kullanarak yapmış olduk. Evet, bu videoluk bu kadar. Bir sonraki videoda da burada öğrendiğimiz, bu derste öğrendiğimiz teorinin
Python kullanarak pratiğini yapacağız. Yani bunu da nasıl yapabiliriz? Python'da bunu göreceğiz. Her zaman olduğu gibi bu videodan memnun kaldıysanız eğer ve bu kanaldaki videolardan memnunsanız bu videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.